Hah, nihayet buradasın. Merhaba Zahire Hanım. Merhaba, hoş geldin. Teşekkürler. İyi misin? Beni almayacaksınız, çok korktum. Hayatım, dün bir şey yaptın. Telefonu kapatırken büyük risk aldın aslında. Yani Volkan'a dedin ki ya geleceksin yarın ya da ben Londra'ya gideceğim. Büyük cesaret bence. Ya gelmezse? Ama ben de çok yoruldu Zahire Hanım. Yani ikiniz de yoruldunuz, bizi de yordunuz. Siz de yoruldun. Ben de yoruldum hayatım. Hani bir bitmiyorsunuz yani. Tam olacak gibi diyorum, bir şey çıkartıyorsunuz. Ama Şiva, senin yani bayağı bir adım gelmen lazım, biliyorsun. Dün de konuştuk seninle. Bakalım. Peki bu arada dün bir şey yapmışsın. Kayınvalidenle konuşmuşsun. Uzun zaman sonra konuştu. İlk defa konuşmuşsun uzun zaman sonra. Peki nasıl geçti? Biz de o sırada kayıt altındaydık. Bir görelim bakalım. Şiva uzun zaman sonra ilk defa kayınvalide adayıyla diyeyim konuştu. Bakalım neler konuştu. Ben Volkan'la bugün görüştü. Yok, arada konuştu. Volkan söyledi sizinle konuşacak ben. Volkan gelmeyecek mi? Siz hala bana güvenmiyorsunuz. Ben her şeyi kabul ediyorum. Beni artık gelin olarak kabul edin. Yarın Volkan eğer gelirse buraya beni siz kabul etmeyi anlayacak. Volkan gelmezse ben dönecek kendi ülkeme. Tamam. Peki Hatice Hanım ne dedi sana? Hani bir iyi gibisiniz. Sonradan baktım moralim bozuk, orada ağlıyor gibisin. Katı konuşmadı ama biraz kızdı. Kızdı. Niye? Neden öyle orada konuşuyor? Dedi. İçinden ne geçiyor? Hani bazen insanın içine doğar ya böyle. Hani geleceğini ya da gelmeyeceğini hissedersin. Ben onun gelmesini istiyorum ama o gelmezse gidecek ben. İngiltere'ye gideceksin. Son kez bugün bekleyecek. Çünkü bugün gelmezse dönecek ben. Bilet aldı. Aldın mı biletini? Aldım. Peki sen ailene söyledin mi? Biraz zor oldu ama söyledim. Çünkü Şiva bak ben sana güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. Bir gün öyle diyorsun, bir gün başka bir şey diyorsun. Aynı şeyi Volkan da hissediyor, eminim yani. Ben artık karar verdim. Volkan için kalacak burada. Ama bugün Volkan gelmezse bugün gidecek. Peki Alisa, sen de bir yabancı gelinsin. Kocan dibinde. Hadi siz böyle el ele göz gözesiniz de. Burada da bambaşka bir dünya var. Sence Volkan gelir mi? Gelir gibi geliyor, bilmiyorum. Aslında Şiva pişman oldu yaptıkları için dün gördüğümüz gibi. Burada kalacağım dedi. Volkan'la konuştuğunda inandırıcıydı, gelecek gibi geliyor. Peki sen Şiva etmişsin. Mutlu olsun istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Sen ne yapardın Sergen? Aynı şeyleri Alisa sana hissettirse, yapsa. Yani ben annemi dinlerdim herhalde. Senin evet sağlam bir annen var annem. Dün tanıdık anneni. Ben korkarım annemden. Annem ama, tehlikeli bir ama kadın. Ama dinlemedin ki. Nasıl dinlemedin? Yani ben nasıl dinlemedin? Hayır, ben, yani sen, hayır. Bana, sen bana demedin ki biz Rusya'ya gidelim diye. Hayır, o farklı. Yani sadece o konu, o sadece Volkan değil ki. Volkan annesi mesela Volkan'ı Londra'ya göndermek istedi. Ben de Şiva gibi aynıydım. Ben de onun gibi aynıydım. Naz yaptım, kapriz yaptım. Bunların hepsini yaptım. Tamam yaptın, ilk bir iki sene yaptın ama sen hiçbir zaman saygını, sevgini bozmadın. Yani sen ben olmazsa Volkan mutlu olmaz. Volkan biliyorsun. Ben çok sabrettim. Yani evde iki patron vardı. Ben çıraklarıydım. Öyle arada söyleyeyim. Kaldı. Yani çok arada kaldım. Bir onu idare et, bir onu idare et. Ama sonunda... Evet, senin işin de zor ama... Sonunda çok şükür mutluluğa ulaştık yani. Hep ama, mutluydum ama... Dün annen neler söyledi ama... Allah aşkına yani. Yani hatta masadayken... Bak bir izleyelim, bir hatırlayalım. 5 senedir ne çektiğimi bir ben bilirim. Ne Türkçeyi ben öğrettim. Yemek yapmayı ben öğrettim. Oturmayı, kalkmayı ben öğrettim. Dünyayı gezsen...
seninle oturacak bir kadın çok zor bulursun. Anne. Çünkü sen çok zorsun. Bunu biliyorsun. Çok zorsun. Bu kız seninle kabul etmeyi de, oturmayı da kabul etti. Karın hani onları mi? Göz ardı etme rica senin ediyorum. Senin karın melek mi? Sen sus bir kere, haddini bilsen. Sen anne. Haddini bil. Yeter artık. Benim gelinim 7 tane bilezik isteyecek. Bir de evi üstüne isteyecek. Vallahi gidiş biletini keserim. Dönüş yok. Vallahi çok fena şeyler söylemişim. Ben ilk zamanda susardım ama ben şimdi bakıyorum ki sussam da aynı şey, susmasam da aynı şey. İçimde kalanla söyleyeyim. Zahire Hanım. Efendim? Ben çok önemli bir şey açıklamak yapıyorum bugün. Ne açıklayacaksın? Ben dün kaynağına konuştum. Sonra o dedi ki... Eğer kalırsan burada, evlenirseniz bir apartmanda yaşayacak bizimle birlikte. Ha, aynı apartmanda yaşamanızı istedi. Ve ben Volkan için bunu da kabul ettim. Aa. Eğer bugün Volkan gelmezse artık o bilsin ben gidecek. Şiva bir dakika, ben anlamadım. Sen şimdi hem Türkiye'de kalmayı kabul ettin, hem aynı apartmanda yaşamayı kabul ettin. Kız sen gerçekten seviyorsun galiba bu çocuğu ha? Galiba. Galiba. Ay kıyamam ya. Aferin sana. Dede bizim aşağı kat boş. Orada yaşayacak. Kabul eder misin dedi. Ben tamam dedim. Vallahi ne bileyim. Çok zor oldu ama kabul etti Volkan için. Yani artık daha bu kadar Volkan bu kadar şeye gelmezse bilmiyorum. Benim bilmediğim başka bir şey yok değil mi? Peki bakalım Volkan Şiva için buraya gelecek mi? Eğer gelmezse havaalanına artık uğurlayacağız seni demek. Ben sizi de çok özleyecek. Peki dur daha bakalım, daha program bitmedi dur. Peki hayatım sen şuraya otur ya, şurada gözümün önünde otur, kenardan bakacağına şuraya otur, orada bekle. Teşekkür. Heh. Hadi bakalım. Vallahi ben şaşırttın ha. Gerçekten şaşırdım ya bu sefer. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.